Evet, sevgili öğrencilerim, merhabalar. Ben 8. sınıf matematik öğretmeni Sema Tekir. Bugünkü dersimizde çarpanlar katların ilk kısmıyla karşınızdayım. İlk bölümde çarpanlar ve katların pozitif tam sayıların çarpanları alt başlığıyla başlıyoruz. Her pozitif tam sayı iki sayının çarpımı olarak yazılabilir. Bu iki sayının her birini o sayının çarpanı denir. Nasıl? 18 eşittir 1 çarpı 18. Birinci çarpan. İkinci çarpan gibi. 2 çarpı 9, 3 çarpı 6. Buna göre 18 sayısının çarpanları 1, 2, 3, 6, 9, 18. Şimdi sevgili öğrenciler, bunun 18 sayısının tüm pozitif çarpanlarını bulurken şu yöntemi kullanmanızda fayda var. Örneğin bir baştan bir sondan 1 çarpı 18, 18 eder. Birden sonraki sayı çarpanım 2 olduğu için 2 ile neyi çarparsam 18 eder? 9. Sonra bir sonraki çarpanım 3 ile neyi çarparsam 18 eder? 6 diyerek bu şekilde kontrollü gittiğimizde daha verimli olacağı fikrindeyim. Bir hatırlatma yapalım. Her sayı kendi çarpanlarına kalansız olarak bölünür. 18 sayısını asal çarpanlarına ayıralım. Pozitif bir tam sayı asal çarpanlarına ayırırken bu sayı en küçük asal sayıdan başlayarak, en küçük asal sayımız kaçtı? 2 idi, bunu da unutmayalım. Çok özür diliyorum. En küçük asal sayıdan başlayarak sırasıyla asal sayılara bölünür ve bir kalıncaya kadar devam edilir. Başlıyoruz. 2 ile başladık. 18'i 2'ye böldük. 9. 9 2'ye bölünmeyeceği için 3. 3'e böldük. 1. Evet. 1'e ulaşınca artık bırakıyoruz. Buna göre 18'in asal çarpanları 2 ve 3'tür. Ve 18'i 2 çarpı 3'ün karesi şeklinde yazabilirim. Sadece 1'e ve kendisine bölünen birden büyük doğal sayılara asal sayılar diyoruz gençler. Burası önemli. Aşağıdaki sayıların asal çarpanlarını bulalım ve üstü ifadelerin çarpımı şeklinde yazalım. Evet, 72 ile başlarsak 2 ile başlıyorum. En küçük asal sayı 2 idi çünkü. 36. 2'ye böldüm 18. 2'ye böldüm 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. Öyleyse 72'nin asal çarpanları 2 ve 3'tür. Peki 72'yi nasıl yazarım? 1, 2, 3, 2 üzeri 3 çarpı 3'ün karesi şeklinde yazarım. 90 için devam ediyorum. 90'ı 2'ye böldük. 45. 2'ye bölünmez. 3 ile devam ediyorum. 3'e böldüm. 15. 3'e böldüm. 5. 5'e böldüm. 1. Evet, 1'i görünce bıraktık. Öyleyse 90'ın asal çarpanları 2, 3 ve 5'tir. Peki bunu üslü olarak ifade edersek 2, 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 şeklinde yazıyoruz. 64'ün asal çarpanlarını bulurken yine 2, 30, 2, 2'ye böldüm 16, 2'ye böldüm 8, 2'ye böldüm 4, 2'ye böldüm 2, 2'ye böldüm 1. Demek ki 64'ün asal çarpanları sadece 2'ymiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 üzeri 6 şeklinde ifade edilir. Hemen 180'e bakalım. 180'i 2'ye böldüm 90, 2'ye böldüm 45, 2'ye bölemiyorum. 3 ile devam edelim. 3'e böldüm 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. Bakalım 180'in asal çarpanları 2 var, 3 var, 5 var. 2, 3 ve 5'tir. Çok güzel. Şimdi 180 üslü olarak ifade edecek olursak 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 5 şeklinde ifade ediyoruz. Örnek sorulara geçelim. Yandaki bölen listesinde A, B, C, D yerine gelecek sayılar bulunuz. Gençler, bu bölen listesini çözerken önce şöyle bir bakıyorum, gözden geçiriyorum ve
aşağıdan başlayalım. Soru ipucunu orada vermiş aslında. Şimdi 7 ile 1'i çarptım. D'yi 7 olarak buldum. 35'e neye bölersem 7 olur? C'yi bulurum o halde. 5. Peki 70'in kaça bölersem 35 olur? 2. Peki 70'i 70 ile 2'yi çarparsam kaça bulurum? 140. Sağlamasını yapalım. 140'ı 2'ye böldüm. 70, 70'i 2'ye böldüm. 35, 35'i 5'e böldüm. 7, 7'yi 7'ye böldüm. 1. Öyleyse A sayım 140. B sayım 2. C sayım 5. D sayım 7. 140 2 artı 12 4 154 cevabı karşımıza çıkacaktır. Bir sonraki örnekle devam edelim. 230 sayısının en büyük asal çarpanı ile 84 sayısının en küçük asal çarpanının toplamı kaçtır? Bakalım hemen. Asal çarpanlarını ayırırsak 2'ye böldüm. 115. 115 sayısı 3'e bölünür mü? Bakıyorum. 3'e bölünebilme kuralını hatırlayalım. Rakamları toplama, sayının rakamları toplama. 3 ve 3'ün katı olmalı. 1, 1 daha 2, 5 ile topladım. 7, 3'ün katı olmadığı için demek ki 3'e bölünmüyor. 3'ten sonraki asalım 5'di. 5'e bölersek 23. 23 asal sayı olduğu için buraya yazabilirim 1. 1'e kadar geldik. Peki 230 sayısının en büyük asal çarpanı o halde ne oluyor? 23 oluyor. Bu burada kalsın. 84. 84'ü 2'ye bölelim. 42. 2'ye böldüm 21. 3'e böldüm 7. 7'ye böldüm 1. Bakalım 84 sayısının en küçük asal çarpanı o halde 2 oluyor. Hemen işaretledim. 23 artı 2'den 25 cevabına ulaşmış olurum. Bir sonraki soru. Bir sonraki özellikle devam ediyoruz. Pardon. EBOB, EKOB. En büyük ortak bölen neydi? 2 veya daha fazla sayının ortak bölenleri arasında en büyük olanına EBOB diyoruz. A ve B sayıların en büyük ortak böleni EBOB AB veya AB'nin EBOB'u şeklinde gösterilir. Şimdi EBOB nasıl bulunur? Bir önce onu konuşalım. Yine tıpkı az önceki bölme algoritması gibi 2 ile en küçük asal sayıyla başlıyorum. Her ikisini böldüğü için yuvarlak içine alıyorum daha sonradan şaşırmamak adına. 2'ye böldüm 10, 12. Tekrar bakıyorum 2'ye bölünüyor yuvarlak içine. Ortak bölen ifadesi olduğu zaman yuvarlak içine alıyorum. 6, 5. Peki 5 ve 6'nın başka ortak olarak bölebileceğim asal sayım var mı, mevcut mu? Yok. O halde benim EBOB'um 2 çarpı 2'den 4 olarak karşıma çıkar. Şimdi EBOB sorusu için bir örnek. 42 ve 54 litrelik iki farklı zeytinyağı birbirine karıştırılmadan eşit hacimli. Gençler EBOB ve EKOK sorularında en sık karşılaşacağımız kelime grubu eşit hacimli, eşit kilogramlı gibi ifadeler. Eşit kelimesine önem gösteriyoruz. Şişelere doldurulacağına göre A seçeneğinde şişelerin hacmi en fazla kaç litre olabilir diyor. Yani benden 42 ve 54'ün EBOB'unu istiyor aslında. Bakalım. 2'ye böldük. Her ikisine de bölünebiliyor mu? Evet. Hemen yuvarlak içine alıyorum. 27 21 2'ye bölünüyor mu? Hayır. 3'e bölünüyor mu ortak olarak? Evet. Hemen yuvarlak içine aldım. 9 21'i 3'e böldüm. 7. Peki başka ortak olarak bölünen asal sayı var mı? Hayır. Öyleyse 2 çarpı 3'den 6 litrelik şişelere doldurulacakmış. Doldurulabilir. Bu iş için en az kaç şişe kullanılır diyor. Hemen 42'yi 6'ya böldüm. 7 şişe. 54'ü 6'ya böldüm. 9. 7 artı 9'dan toplam 16 şişe kullanılır. En küçük ortak kat. 2 veya daha fazla sayının ortak katlarının en küçüğüne bu sayıların en küçük ortak katı yani EKOK'u denir. A ve B sayılarının en küçük ortak katı EKOK.
A virgül B veya AB ekoku şeklinde gösterilir. 15 ve 18'in ekoku da EBOB'a benziyor. Öyleyse hemen başlayalım. En küçükle başlıyorum. 2. Bu kez yuvarlak içine almayacağım. Çünkü tüm çarpanlarını yazmam gerekiyor. 2'ye böldüm. 9. 15 2'ye bölünmez. Aşağı aldım. 15. 2 bitti. 3'e geçelim. 3'e böldüm. 3, 5. Tekrar 3'e böldüm. 1, 5. 5'e böldüm. 1. Şimdi bunları tek tek çarpalım. Ekok. İki çarpı 3'ün karesi çarpı 5'ten 2 çarpı 9 çarpı 5 buradan da 45 çarpı 2'den 90 cevabını buluruz. Gerçekten düşündüğümüzde şöyle 15'in katlarına bakalım. 15 30 45 60 75 90 bakalım. 18'in katları 36, 54, 72, 90. Baktığımızda demek ki 90'da buluştuğunu görüyoruz. Yani ekokun mantığı aslında buradan geliyor gençler. Bunu da belirtmek istiyorum. Peki, iki çalar saatten birincisi 10 saatte, ikincisi 15 saatte bir çalıyor. İki çalar saat birlikte çaldıktan en az kaç saat sonra tekrar birlikte çalar? Şimdi gençler şunu belirtmek istiyorum. Öncelikle bu bir ekok sorusu ama ekok sorularını şu şekilde çeşitlendirilebilir. İşte bir otobüs 10 saatte, birinci otobüs 10 saatte, ikinci otobüs 7 saatte bir hareket ediyor. İkisi birlikte aynı anda başladıktan sonra ya da işte bir zil 8 dakikada bir çalıyor, diğer zil 10 dakikada bir çalıyor. Ya da benzer şekilde bir lamba 7 dakikada bir, diğer lamba 9 dakikada bir gibi soruların çoğu ekokla çözülür. Hemen çözüme geçelim. 10 ile 15'in ekokunu aldık. 2 ile başlıyorum. 5, 15. 2 bitti, 3'e geçelim. 5, 5. 5'e geçelim. 1, 1. Şimdi ekok 10,15'in eşittir 2 çarpı 3 çarpı 5'den 6 kere 5 30 saat sonra birlikte çalar. Gerçekten kontrol ederse kontrollü bir sağlayalım. 10, 20, 2 katı, 3 katı 30. Diğeri 15, 30. Bakın en küçük buluşma katı 30'muş demek ki. Bu da işlemimizin doğru olduğunu bize gösterir. Evet gençler, bugünlük dersimizi burada sonlandırıyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.